Gaza getirme beni. Ben senden daha keneliyim. Ha. Ben dinleme, reytingin düşer. Bak sen beni dinle ya. Toğu durduramayacaksınız. Yani Atatürk'ün yürü be. Kim tutar seni Türk Hava Yolları? AK Parti. Ölümüne kadar AK Parti. Öleceğim yine AK Parti. Geçim durumları nasıl diye soruyoruz. Sizce? Vallahi iyi diyen var, kötü diyen var. Siz nasılsınız? Emekliyiz, mümkün mü? Geçim. Kendisi gül gibi geçiniyorum diyor. Yok, biz geçinemiyoruz. Niye onlar öyle de siz böylesi? Siz har vurup parman mı savuruyorsunuz? Öyle diyorlar ya. Yok canım, öyle şey olur mu? Har vurup parman savuracak zaman mı şimdi? Öyle bir imkan da yok zaten. Yok, kesinlikle hayır. Emekli miyiz? Evet, maalesef. Sayıp ev sizin mi, kira mı? Kira. Kira. Nasıl yetiriyorsunuz ablacığım? Yetiştiremiyorum işte. Söylüyorum, yetiştiremiyorum. Hı-hı. Nasıl olacak böyle? Bilmiyorum. Yardım zam alıyorum durmuyor çocuklarımdan. Zam durmuyor. Sürekli zam var. Evet, ne yapacağız bu zamlarla bilmiyorum. Çocuklar kendini, sade vatandaş, çocuklar kendine yetebiliyor mu ki size de destek olur? Yani evet, öyle bir durum var. Bir de. Evet, aynen öyle. Nereye kadar böyle devam edecek sizce? Allah büyük. Hükümet düzeltebilir mi? İnşallah. Temennimiz o. Umut veriyor mu yani size? Ver. Yapar diyor musun? Yapar inşallah. Niye yapmadı sizce şimdiye kadar? Niye yapmadı şimdiye kadar? İnsan sormaz mı ya? Acaba şimdiye kadar niye yapmadı? Madem bilemiyorum yapacak. Vallahi. Vardır bir bildikleri mutlaka. Onların bildiği var da sıkıntıyı biz çekiyoruz. Öyle doğru. Onlar sıkıntı çekiyor doğru, mu? Doğru doğru. Aynen. Duydunuz mu biz porsiyonları küçülttük dediklerini? Yok. Kimse keyfinden zevkinden geri kalmıyor maalesef. Kalıyoruz, onlar kalıyoruz. Evet, ki bakın otobüse biniyoruz, vapura biniyoruz, şeye biniyoruz. Ama onlar lüks arabalara biniyorlar. Hiç şikayet de etmiyorlar onlar. Biz lüks arabalara biniyoruz. Dur azaltalım şunu da demiyorlar. Demiyorlar evet. Bütün belediye başkanlarına, valilere, memurlara araba veriyorlar. Ama vatandaş otobüsle geziyor. Ya bu ülkede zaten bunlar çok yanlış şeyler yani. Bu üst düzey insanlara bu kadar ferahlık, refahlık yanlış şeyler. Benim kanımca öyle. Çünkü bir İngiltere başbakanına bakın yani. Bisikletle geziyorlar. Yani çok yanlış şeyler. Bizimkiler ama dünya aşırı lideri izliyor. Aşırı sağlanıyor, aşırı ilgi oluyor herhalde ondan. Yanlış şeyler. Diyorlar ki itibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olmaz. Olur, niye olmasın? Bence olur. Yani söylerken bir lokma bir hırka diyorlar. Peygamberden örnek veriyorlar ama yaşarken saraylar, işte efendim zaten, Medine hurmaları. Hiçbir şey söylendiği gibi olmuyor. Ama vatandaş da oy veriyor. Yine seviyor yani bu duruma. Vallahi işte ona bakacaklar. Seçimde görüşeceğiz. Değişir mi sizce? Hayırlısı olsun diyorum. Sizin gönlünüzde bir aday var mı? Var. Değişsin istiyor musunuz? Bakacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür. Çok sağ olun. Ne diyorsun? Sence bu ülkede bir şeyler değişir mi? Değişmez abi ya. Niye? Ya bu milletin kafasıyla değişmez abi bence. Niye değişmez? Adam geliyor abi, burada bir şey zırvalıyor. Sonra ben oraya gidiyorum, başka bir şey zırvalıyor abi. Hep başka yalanlar. Evet. Bir de hep bunu abi benden büyük insanlar yapıyor. Hani bir şey de diyemiyorum, ayıp abi. Şimdi senin hayatını belirliyorlar. Ya abi ben zaten ona üzülüyorum ya. Adam hala diyor Erdoğan. Abi başkası gelse daha mı güzel olacak diyorlar ya. Olur mu gerçekten? Daha güzel olma ihtimali var mı? Abi bundan iyi olabilir. Belki o da. Hani bu durumu düzeltecek biri ben görmüyorum da. Biraz daha iyi olabilir yani. Muhalefet de sana güven vermiyor mu? Yok abi. Bana kimse güven vermiyor abi. Vallahi. O zaman başarı. Muhalefet de başarısız. Öyle abi ya. Derdimi söyledim, dayıya da anlamadı. Normalde abi ben belediyede stajyerlik yapıyorum. Evet. Ben herkesten erken geliyorum, herkesten geç çıkıyorum. Ben alıyorum abi 1650 lira. Bak Allah inandırsın bunu almışım 1300 liraya. Evet. Çalıntı mı değil mi bilmiyorum abi. Kur'an çarpsın. Evet. Ucuz buldum aldım. Gelmeyen kalmadı başım abi ya. Kırıldı yaptırdım. Ben kırdım ama. Zaten 1650 lira alıyorum abi. Babam da daha yeni işten çıktı. Bu ayki tüm paramı ben aileme verdim. Baban niye işten çıktı? İş mi beğenmiyor? Yok abi. Attılar babama. Ne yapacak şimdi? Şimdi abi bugün iş görüşmesine gitti işte Allah. Almazlarsa? Almazlarsa abi ben yapacağım. Gerekirse okula bırakırım da abi. Stajyerlik abi ayıptır söylemesi abi beni orada. Okulu bıraktın ne? Hangi işe gireceksin? Kaç para verecekler? Ya abi ben askeri alayım yine aileme hepsini vereyim. Aileme canım feda. Ben hani bir şeyler başarmak istiyorum ama önümü açan yok abi. Ben mesela şimdi Erdoğan dedi askeri ücret dedi. Yok stajyer maaş dedi askeri ücret olacak. Evet. Ben şu an onu bekliyorum abi. Bakalım olursa eğer aileme destek olmaya çalışacağım. Bence bu ülke bir daha düzelmez mi? Abi ya inşallah düzelir. Temennim o yönde ama bana bir de güven vermiyor. Aynen öyle abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür eyvallah. Ederim abi. Sen ne düşünüyorsun abi? Az önce konuştuk sen. Yumurta kaç para? Yumurta 30 tanesi 75 lira. Ne diyorsun ya? Ben demiyorum yumurta diyorum. X'lar.
Kaz yumurtası gibi. Sen var, de X'lersin, ben de X'lercim de hiç öyle biz 75 lira etmiyoruz. Efendim? He? Niye 75 lira? 75 lira etmez mi? O yumurtacıya sor, niye etmez diye. Sen sormadın mı? Ben mi sordum? Ben sordum da gübreye zam geldi. Şöyle. Şimdi oğlum, sen söylediklerini söyle, ben karşılığını veririm ben sana. Niye yumurta bu fiyat? Yumurta mı bu fiyat? Yumurta niye bu fiyat? İşte gübreye zam geliyor. Evet. Efendim mazota zam geliyor. Evet. Ona geliyor, buna geliyor. Ondan sonra zamı koyuyorlar. Zam gelsin. Şimdi ben sana diyorum ki gübrenin bir torbası 1000 lira. Bunu tavuk yiyor. Evet. İşte tavuk yiyor, onu yiyor. Fakat bunun orantısına göre kilogramına kaç para zam geliyor? Tane olarak kaç para zam geliyor? Bunu denetlemek lazım. Tamam. Anladın mı? Bunu denetledin mi? Her şeyin fiyat ortaya çıkar. Denetle abi o zaman. Denetleyecek olursam ben zaten şey olur, mal denetleyen belediye zaptası olurum. Anladın mı? Bunu büyüklerimiz yapacak. Niye yapmıyorlar? Niye mi yapmıyorlar? Yapıyorlar, yapma zorlar mı? Zaman, işte bazıları normal. İşine geliyor bak. Bazıları işine geliyor. Bazıları sümen altı yapıyorlar. Bazıları beni gönder, beni görme, git buradan diyorlar. Adaletli dağıtım olacak. Herkes görevini yapacak. Vatandaş vatandaşını, polis polisini, asker askerini yapacak. Belediye belediyeni yapacak. Şimdi herkes avukat oldu, mühendis oldu, bilgisayarcı oldu, o oldu, bu oldu. Bu YouTube var, şu telefon var ya. Bir yerde iyi, bir yerde kötü. Neden? İyiliği iyi şekilde kullanırsan telefon iyidir, internet iyidir. Sen bunu kötü şekilde kullanırsan kötüdür. Anlatabildim mi? He. Yumurtanın fiyatı her yerde aynı. Yumurtanın olan öbürü bedava mı veriyor? O da parayla. Şimdi ben gücüm yettiği kadar alırım. Anlatabildim mi? Gücüm yetmezse ufağını alırım. Ayağımı yorgana göre uzatırım oğlum. Ufağa kaç para? Ufağa da 50 lira, 40 lira, 45 lira. Ona bıldırcın yumurtası da var. Ona bakarsan bıldırcın. Doyurmaz ki. Doyurmaz o. Doyurmazsa vallahi doyacaksın kardeşim. Şimdi doyurmaz deyince bugün yemenin içmenin şeyi yok. Adam gidiyor, evet. Tıka basa yiyor. Ne böyle göbek? Evet. Bugün şehirlerimizde ola. Gidiyor 50 bin liraya kahve içiyor. 10 liraya çay içiyor, 5 lira, 3 lira içiyor. Ondan sonra gidiyor bir de fitness'a gidiyor zayıflamak için. Lan hem boğazdan alıyorsun hem de paranla zayıflamak için fitness'a gidiyorsun. Ne bu perhiz, bu lahana turşusu. Sen gidiyorsun mu? Nereye? Fitness'a. Fitness'a ne gideceğim? Zaten benim halim fitness. Benim yaşım 65. Nereye gideyim? Evet. Allah ben zaten fitness'lıyım oğlum. Evet. Ben öğlen yemeğini yemiyorum. Bir ara göbek yaptım. Baktım gördüm olmadı. Öğlen yemeğini kestim. Akşamları ona göre zaten. Sağlıklı yesen göbek olmaz be. Ama bazen iştah geldi mi yiyorsun, sigarayı da bırakırsan evet. Sen böyle olursun, sigara içiyorsan kilo alamazsın. Evet. Sigara iştahın en büyük kapatıcı olaydır. Anlatabildim mi? Ben sigarayı bıraktım, 20 sene içtim. Sigarayı bıraktım, hamdolsun şimdi ne öksürük var, tıksırık var, ne yorulma var. 65 yaşındayım. Şurada ben tepedaklak dururum. Tepedaklak burada da gerçekten dururum. Niye? Kendine bakarsın oğlum. Evet. Bakarsan bak, bakmazsan dağ olur koçum benim. Maşallah dağ gibi adamsın canım. Hamdolsun da evlatlarım beni dağ gibi görüyor. 3 tane evlat yetiştirdim dağ gibi görüyor. Peki şimdi abi, bu zamlar niye geliyor? Zamlar mı? Zamlar niye mi geliyor? Şimdi zamlar şöyle gelir. Devlet bir yerden vergiyle alır, sonra verir. Bizimki vermiyor ama ya. Neyi? Devlet verir dedin ya, bizimki vermiyor. Seninki mi? Onu da seni verine sor. Onu da verine sor. Ben niye vermiyorsun patron de. Anlatabildim mi? Niye versin? Şimdi çocuğuma ben para vermedim. Baba niye para vermiyorsun dediği vakit. Oğlum cebimde yok. Kızım cebimde yok. Onun için veremem de. Sen o zaman git patronla. Bak o kadar röportaj yok. Ondan bahsetmiyorum. Devlete biz vergiyi veriyoruz. En büyük Beşiktaş. Biz devlete vergiyi veriyoruz. Devlet bize geri vermiyor. Niye vermiyor koçum benim ya? Veriyor mesela. Ya çalışana verir koçum. Yani çalışana verir. Çalışan ne verecek? Yavrum. Akşama kadar kazma kürek mi salladın sana aylık günlük 200-300 lira para verecek diye tutturdun mikrofonu işte yapacağım bu. Herkes Oxford'u bitirdin de mühendis mi oldun yani alamadın şeyinde İbrahim Tatlıses'in dediği gibi. Herkes, ben Oxford'u bitirmedim de İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim. Ona bakarsan benim kızım da Aydın Üniversitesi bitirdi, Marmara Üniversitesi bitirdi daha iş bulamadı ama. Niye? Oxford'u bitirmediği için mi? He Oxford, oğlum gaza getirme beni, ben senden daha çeneliyim ha. Benim meslem esnaflık, anlatabildim mi? Ben de esnafım. Sen bana eskilerden sor, eskiyi bilirsen yeniyi ona göre tedbir alırsın. Bak yeni konutlar yapılıyor. Neden? Deprem olduğu vakit yıkıldı diyor. Radyan temelli binalar oluyor. Daha sağlam. Ama Cenab-ı Allah onu da yıkar. Önemli değil. Ama sen diyor önlemini al diyor. Önlemini almazsan
Bu ev fiyatları niye bu kadar pahalı? Buyur. Ev fiyatları niye bu kadar pahalı? Ev fiyatları niye bu kadar pahalı? Oğlum şimdi ben Ekonomi Bakanı Nebati değilim. Maliye Bakanı Nebati değilim. Yumurtayla aynı sebepten de yine de yok, sormuş olayım. Şimdi bu yumurtayla aynı kıyaslama. Şimdi elmayla armutu kıyaslayamazsın. Anlatabildim mi? Ayva kıyaslayamazsın. Şimdi ayva yiyeceksin, ayvayı yemeyeceksin. Anladın? Ayva yiyeceksin. Heh. Soracağım mı? Sor bakayım. Senin çocuk ev alabilecek kadar kazanır mı sence? Kim? Çocuklar. Çocuklar ev alacak kadar yaptığı işe göre alamaz. Neden alamaz? Ya anasından babasından kalacak ya atasından dedesinden kalacak, anlatabildim mi? Zamanında ben burada su sattım, köprü olmadan önce su sattım. Pazarcılık yaptım, çorap sattım Kadıköy'de. Aldın mı? Pazarcılık yaptım. Hamdolsun dişten artmaz, yani etten artmaz dişten artar derler, artırdım. Aldın mı? Ev yaptık, yaptık. Çocuklarıma da birer tane oldu. Ben sırtımda çimento taşıdım. Heh. Bugün öğlen yemeği yedim vakit. Bu devirde alınır mı ev? Bu devirde insan maaşına göre alınır, tamam, herkes alır, merak etme. Her taşın her kuşu olur, anlatabildim mi? Herkes alır. Bugün bak arabalar 5 yaşında var mı, 3 yaşında var mı, niye? Alabiliyor. Ama Türkiye'de bir ekonomi adaletsizlik var. Bir zengin bir fakir. Oğlum herkes zengin olsa fakirin işini kim yapacak? He? Mesela şunu döşeyen de var. Bunu döşeyen üniversiteyi başka yüksek şey yapsa bunu döşer mi? Adam sen de ben niye bunu döşeyeceğim de. Çünkü bu memlekete her iş sahası lazım. Anlatabildim mi? Her iş sahası lazım. O yüzden milleti fakir mi bırakıyoruz? Fakir bırakmıyoruz. Neremiz fakir Allah aşkına? Neremiz fakir ya? Az önce dedin fakir vardı. Yavrum ikiye bölünmüş diyorum. He, orta direk olan fakir oldu şimdi. Orta direk fakir oldu zaten. Normal mi bu? Zengin var. Şimdi normal değil. Ben Robin Hood değilim. Zenginden alıp fakire vereceğim. Anlatabildim mi? Çalışacaksın arkadaşım, çalışacaksın. Çalışmayana yok. Ağlamayana meme belli yok. Tamam mı? Çocuk ağlıyor, anasının memesini veriyor. Sen bunu iş beğenmezsen, efendim bir şey yapmazsan, kolayına gelen işi bulursa, ya bu kadar ben bunun için mi okudum? Ben bunun için mi yaptım? Ulan çalışmıyorsun. Sen 3000 lira, 5000 lira beğenmiyorsun. Bir de annem para veriyor. 7000 lira, 8000 lira geliyor. Niye? Nasıl cep parasında? Buyur. Bir tane şu an yani en yakın yerde bir kira. Kira yaklaşık olarak 15-16 civarı Üsküdar'da. Hadi 7000 lira dedin sen. Hadi 10000 lira versin. Nasıl oturacak yani, ne yiyecek, ne içecek? Nasıl yoktun, nasıl da yatıracak mı? Oğlum zamanında onu babana soracaksın. Babana sorduğun vakit tam okuyacaksın bir de. Babana soracaksın veya dedene soracaksın. Sana anladın, soruyor işte mi? Sen anlat. Neyi? Aynen. Babasına sor dedin ya, sana soruyor. Sen anlat. İşte babası ekerse tarlaya tohum, evet, çıkar o. Eğer tarlada bir şey yoksa, tohum ekemezse ürün alamaz. Ne alaka? Kel alaka işte. Senin de ona, senin alakaya bu alaka. Adamın içi. Adamın evi yok, tamam mı? Ha. Genç çocuk. Buradaki kim, bence kimsenin evi yoktur da. Hani ne yapacak bu insanlar? Hepsi nerede babasına yaşıyor? Mı soruyor? Çadır mı kuruyor? İşte kirada. Çadır ya mı kuruyor? Kirada. Kirada ona göre, cebine göre kira alır. Cebine göre tutar kirayı. 10 bin lira işte kira. Ne? 10 bin lira, 10. Tamam, dışarıda mı yatıyor? Parklarda mı yatıyor? Haydarpaşa tren istasyonunda mı yatıyor? Demek ki oturacak bir yeri var. Evet. Allah Allah. Yatacak bir yeri var. Yiyecek bir ekmeği var. Evet. Allah. Ama ona sor. Cebinde malbuş. En aşağısı kaç para malbara? Malbuş 33. Malbuş 30. Misal yani. Evet. Günde bir tane içse bir ayda 1000 lira eder. 1000 lira eder. Bir bok alamazsın. 1000 lira eder. Sen o 1000 lira yapmazsan, evde evine yardım edersen, bir de dışarıda kahveye maviye gitmezsen, bir de onun gibi yaşasın. Ot gibi yaşasın. Ot mu? Kazanacak. Ben de kazandım. Bak demin ne dedim? Bir malbuşumuz olmasın mı be abi? Hı? Bir malbuşumuz olmasın mı? Malbuşumuz mu? Oğlum içersen de istersen puro iç. Fark etmez benim için. Nasıl ödeyeceğiz? He? Nasıl ödeyeceğiz? Ayağını yorgana göre uzatacaksın koçum benim. Yorgan kısa. Adam ne? Sigara sarmış. Evet. O da zaten pintinin biri. Zaten konuşmasından belli zaten ha. Aynen. Şunlar şey gösteriyor. Az önce git kamyoncu dayıyı söylüyor. Senin üzerinden maçkalıyı söylüyorum. Evet. Bana dolar göster, bu göster, bu göster. Yok ikişer tane alıyormuş, yok da. Yarın bir daha mı alıyorsun? İki tane elma. Ya o da sallamacı ya. O da senin kafada ama. Niye? Aynı kafada. Neye kafa? Onun kafası bende olsa ben Laz olurum. Ben İspartalıyım, Yalvaşçıyım ben ha. Hayatım burada geçti. 62 senedir İstanbul'dayım, tamam mı? Çalış, çalış, çalış. Tamam. Çalış. Çalışmazsan. O da aynı şeyi söyledi. Meleklere baba dersin, martılara ana dersin. Çalışacaksın koçum benim. İyi abi, 62 sene çalıştın.
Bir tatil yaptın, bir dünyayı gördün mü? Gördüm tabii. Nereyi gördün? Antalya'yı gördüm, Bodrum'u gördüm. Zamanında satarken İdaş yatağı satıyordum ben. Her sene yolluyordu. Ara tatil olarak. İdaş mı yolluyordu? İdaş yolluyordu. Yollamasa göremeyeceksin. Ya görürüm ki, niye göremiyorum? Niye göremiyorum? Allah memnun ederse görürüm. Görmeye gerek yok. İşte burası da Antalya, fark etmez. Sen Türkiye'mizi iyi gözle görürsen her yer cennettir. Ama senin gözün at gözlüğü olursa, bir de isli pasta olursa ne göreceksin? Memleketi gezdin mi? Mardin'e gittin mi? Mardin'e gitme ama gideceğim. Urfa'ya gittin mi? Gideceğim. Halfeti'ye falan gideceğim buna. Halfeti'ye gideceğim. İçkiden sonra zor biraz. Niye? Yol tutar. Şuna bakarsan ben sen daha sağlamım yavrum, gaz getirme. Ben senden daha sağlamım, sen merak etme. Bu gençler ne yapacak şimdi, sen bana onu söyle. Gençler iç evvela. Nasıl yuva kuracak, bana onu anlat. Kendisi bir yuva mı kuracak? Kurmasın. Kendisi bir aynaya bakacak. Baktı. Ben neyim, ne olacağım, ne oldum diyecek, tamam mı? Şey olamamış. Asgari ücretli çalışıyor. Evlenmesin yavrum, o zaman evlen, bir şey olmazsa evlenmesin. Ne diyeyim artık? Gençler. He? Ne yapacaklar bunlar? Gençler mi? Ha. Onlar bulur, zevkli olacak şeyler bulur onlar. Eğlenceli yerler bulurlar, merak etme sen. Bilgi internet olmadan önce biz nasıl eğlence yerleri buluyorduk? Ne alakası, yuva kuracak? Ne alakası var mı? Sen şimdi damardan giriyorsun, ben de şirdenden giriyorum. Allah Allah. Sen damardan giriyorsun, ben de şirdenden geliyorum. Türkiye düzelir mi? Ben de tuzlama çorbası yapacağım. Türkiye düzelir mi? Türkiye mi? Türkiye düzelmezse, eğer şeyse eski şeylere gideriz, durumlara gideriz. Anlatabildim mi? Dur mesela. Ben, bak, benzin kuyruğu herkes biliyor artık. Benzin kuyruğu, gaz kuyruğu, ya. Tüp gaz kuyruğu, şey Sözen bomba attıydı. Hangi belediye başkanı? Nurettin Sözen. Yağmur bombası attı. Ulan Cenab-ı Allah'ın işini. Sen ne karışıyorsun yağmur bombasıyla? Dua et. Şey, işte Tayyip Paşa geldi. Barajlar doldu. Tayyip'in duası kabul oldu. Vallahi. Tayyip'in duası değil. Ne mübarek adam be. Bir dakika. Vatandaşımın duası kabul oldu oğlum. Tayyip tek başına bir şey olmaz. Anladın mı? Bir tane kibrit köpünü kırarsın. İkiyi kırarsın. Beşi kırarsın ama bir kutu kibrit kıramazsın. Dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'yi yemek istiyorlar. Onun için uyanık olacağız, tamam mı? Yiyemezler ama, değil mi? Kırçıklı geliriz yavrum. Bak ebabil kuşları yapıyoruz. Bak ebabil kuşları. Bugün savunmadan nelere aldık? Savunmadan nerelere geldik? Adam diyor ki S-400'e ne gerek var? Ulan kafasız. S-400'e gerek var. Karşıdan biri geliyor. Cebinde silah veya polis. Sen şimdi polise diklenebilir mi? Diklenemezsin. Götümüzde don yok ama silahımız var, değil mi? Ama öbür türlü götü kaybedersin. Ne olacak ondan sonra? Niye o hale zaten düştük diye sormak lazım. Aslında biz Türkiye'nin köprüsü, dünyanın köprüsüyüz. Evet. Anlatabildim mi? Üstümüzden geçen geçene diyoruz. Üstümüzden ne geçen geçen? Anlıyoruz, geçirmeyiz. Yok öyle yani, sen köprü değil. Sen yanlış anlıyorsun oğlum. Ne bileyim abi. Sen diyorum Toptaşı, sen diyorsun Bayrampaşa. Köprü derken dünyayı birbirine barıştırıyoruz. Abi çok edebi bir insan. Poşetlik yavrum, poşetlikte konuşmak lazım. Ben açık açık söyleme, ben o erotik sözleri de bilirim ben. Merak etme. Abi, tam magazin. Sözleri de bilirim ben. Tamam. Ama o kadar millet var. Abi. Kim? O mülteci. Onu da geleceğiz. Yabancılar gitsin. Ben istemiyorum. Erdoğan göndermeyecek ama. Erdoğan İnsanlıktan göndermiyor. Yani kıyım. Hayır, sen insan değil misin canım? Niye aslında gitsin? Kardeşim, ben bir babayım. Ben bir babayım. Veyahut da sen de babasan. Evet. 3 tane evladım var. Evet. Üçüne de aynı şekilde ben hizmet edebilir miyim? Edemem. Biri ya eksik olur ya fazla olur. Anladın mı? 4-4'lük olmaz. Onun da var yanlışı. Yok değil. Bugün gitsin. Ama göndermeyeceğim diyor. İşte o da göndermişsin, yerini sağlamlaştırmak için de olabilir. Anlatabildim mi? Bir de kimin hayır hasenet olur, tamam mı? Sevaplı olur. Bu sevapların karşılığıdır bu. Anlatabildim mi? Sevapların karşılığı. Başka sevap işleyelim ya. Nasıl yapacağız? Bizim garibanlara yardım edelim. Garibanlar da yardım edelim. Yetmiyor mu? Garibanlar aç mı? Aç. Aç mı? Nerede gördün? Her yerde bak, bir sürü ya. Baksana ev tutamıyorlar diyorum. Sen diyorsun gariban aç mı diyor. Oğlum şimdi lafı bir sağdan sağa çevirme, bir soldan sağa çevirme. Sen bana soru sor, ben net cevabını vereyim. Gariban aç mı değil mi? 20 yaşındaki çocukla 30 yaşındaki çocukla röportaj olmaz. Niye? O geleceği bilmez. Geleceğini bileceksin, geçmişinden kullanacaksın. Geçmişini bileceksin. Sen geçmişten bugünü değerlendirdin beni. Geçmişten bugünü biliyorsun değil mi? Hadi gel çıkalım, ben 53 yaşındayım. Geçen hafta sende röportaj yapmıştık, hatırladın mı?
gel çıkalım şu Üsküdar'da en boktan eve girelim. Eğer böyle köpek bağlasan girmeyecek evlere 4-5 bin lira kira istiyorlar. Ha bu genç çocuk evleneceğim dedi. Nasıl evlenecek 5 bin lira kira? Evlenmesin. Önce anasını boş ver. Bunun anası babası yok. Yuva değil. Çıkarıp da ben cebinden para mı vereyim? Allah ama sen para. Zamanında çalışmış, ev almış, evlenmişsin. Bugün bu insan anlasın. Babası zamanında çalışsaydı, babası niye çalışmadı? Ya senin bab... Aldığını yedi, aldığını yedi. Ya, kumar da yedi, kadın da yedi, kız da yedi. Sana ondan Mehmet sonra... niye böyle? Ya yok abi yayınlama, reytingin düşer. Bak sen beni dinle ya. Abi yaşayan reyting. Abi boşver. Yok vallahi bak Mehmet bak sen beni bak ben seni ben çok seviyorum. Ben senden daha öncesini biliyorum. Sakın sakın. Reyting bana bak, bak yayınlama. Demiral zamanında daha rahattık be. Demiral zamanında. Kira vardı çoluk. Çok basit. He. Gel hemşerin değil mi? Gel gidelim çıkartalım mezardan. Aha şuraya dikelim başbakan olsun. Geçmiş bitmiş. Bugüne bakacaksın. Yarına bakacaksın. 7 defa gitti 8 defa geldi. Var mı adam var mı adam? Kardeşim, bana adam göster. Adam var mı seçeceğiz ha? Birindeki de. Anıtkabir'de yatıyor işte. Atatürk baş tacımızdı o ayrı. Ama onun ilkelerine uyuyor musun? İlkelerine uyuyor musun ilkelerine? Adam ilkelerine uyuyor mu? Layıklık diyorsun o diyorsun ilkelerine. Gitmesin mi Tayyip Camii'ye? Namaz tutmasın mı? Kardeşim bak sen memnunum. Reytingin düşmedi. Allah çok teşekkür. Allah başımında ikisi yetmez Tayyip'i. Tayyip gider, öbürü gelir, öbürü gider. Mühim olan vatana, millete hizmet etmek. Evet. Allah Allah. Allah yokluklar da gördük biz ha? Yokluklar görmedik mi? Sanayi kuyruğuna giriyorum, sanayi kuyruğuna ha? Şimdi tereyağını beğenmiyoruz. Niye beğenmiyorsun tereyağını? Yani, cebimizde para olduğu için beğenmiyoruz. Allah Allah. Sen giriyorlardı da o zaman alabiliyorduk. Alabiliyorduk. Sen git baban gel. Sen muhatabım değilsin ben yavrum. De babası geldi. Muhatabım baba, da. Merhaba babacığım. Merhaba baba. Ben buyur abi. Ben sana ya ben yanıma gel. Ben sana ya kuyruğundan çekme çekme. Ben sana ya kuyruğundan. Merak etme. Ben sana arkadaşlar dün diyelim pardon. Ben sana ya kuyruğundan bahsedeceğim. Ben şeker kuyruğundan, çay kuyruğundan bahsedeceğim. Bak dinleyin dinleyin de öğrenin biraz dinleyin. Sen konuş dinliyorlar bu kadar. Arkadaşlar. O zaman da gaz kuyruğunu anlatayım hepsine. Memlekette şeker fabrikası dinle dinle. Memlekette şeker fabrikası var. Memlekette şeker fabrikası var. Sanayi fabrikası var. Çay fabrikası var. Başka ne yok? Her şey var. Her şey var. Ha ne yok? Benzin dışarıdan geldiği için, ithal olduğu için, dövizimiz olmadığı için benzinin, tüp gazın kıtlığı var. Evet. Ama öbürlerinin hepsinin fabrikası bizde. Evet. Eğer mal mı yetişmiyor? 8 saat çalışmaz. 3 tane 8 saat çalışır. 3 var diye çalışır. Üretim yapar. Üretim. Çay, şeker, sanayi. Tamam mı? Bunu millet duysun. Olmadı. 6 ayda şeker fabrikası kurarız. 6 ayda sanayi fabrikası kurarız. 6 ayda ne o? Tekel fabrikası kurarız. Evet. Tütün fabrikası kurarız. Sigara yaparız. Tamam. Bunu bir almışlar, kuyruk vardı, kuyruk vardı. Vardı, her mal vardı, tezgah altındaydı. Ecevit hükümetini düşürmek için, tamam mı? El birliği yaptılar, tezgah altına aldılar. TÜSİAD dedi ki, Ecevit düşsün, ilanlar verdi. Ecevit'i düşürdüler. Niye? Memleket için çalışıyordu. Emperyalistlerin hizmetinde değildi. Yani sermaye grubu her zaman etkin diyorsun yani, öyle mi? Abiciğim oraya geçersen. Sermaye grubu. O zaman peki, bir iktidar sermaye grubuyla anlaşması mı gerekir? Yoksa halka karşı, sermaye grubuna karşı halkı koruması mı gerekir? Halkı koruması gerekir değil mi? Ve ne oldu? Bugün maalesef, bugün gençlerin geleceği bir sermaye grubunun Türkiye içi, Türkiye dışı sermaye grubuna satılmış durumda. Yeraltı, yerüstü bütün kaynaklar berheva edilmiş durumda. 6 trilyona yakın, 6 trilyon liraya yakın para toplanmış, vergi toplanmış, özelleştirme yapılmış ve 500 milyar liralık bir yatırım var. Ama ne yok? Geri kalan 5 trilyon para yok ortada. Hesap sorun, havalimanı kaça mal oldu sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Herifler tuttular bak Fransa Alplerin altını deldi kardeşim. Dünyanın tektonik dönemdeki en sert kırılan kayalarını kırdı. İnternete girin kumu nereye dökülmüş? Kaç bilmem metreküp betonu gitmiş hala bulabiliyorsunuz. Hala girebiliyorsun. Ya, yani ama sen kalkıyorsun bugün havalimanını soramıyorsun. Yok 60 metre zemin olacaktı da 90 metre olacaktı da 60 metre yapıldı. O yüzden bugün maalesef oportunist siyaset böyledir. Halka böyle yağ çeker, halka rüşvet verir, halka işte asgari ücret rüşveti verir, şunu yapar, bunu yapar. Ondan sonra da bu popülist siyasette halk da kanar. 7-24 propagandaya maruz kalmayan var mı içinizde?
7/24 propagandaya maruz kaldık. Yani 7/24 propaganda izleyen bu dayılar ne diyecek? 90'ları değil 70'leri konuşacak. 75'te Ecevit'i konuşuyor. Ecevit'in neyini konuşuyor? Ecevit'i konuşuyor. Ecevit tutmuş Kıbrıs'a harekat yapmış. Dünyaya rağmen Kıbrıs'ı kurtarmış yani. Dünya sana ambargoyu kuruyor. Tabii ki yeraltı, yerüstü kaynaklarını kullanamıyorsun. Ham madde alamıyorsun. Onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. O zaman bak bir gece petrol 120 dolara çıkmış. Yani hani belki siyasete, politikaya çok böyle meyilli yakın gruplar olabilir. Ama önemli olan ülkenin milli manevi geçmişi. Bugün bu ülkeyi geleceğe nasıl taşıyacağız biz? Bak kardeşim, bakın daha dün haberleri gençler görmüştür. Bilmem Amerika'da, bilmem ne laboratuvarda yapılan deneyde artık fosil yakıtların geleceği bitiyor diyor adam. Adam neyle uğraşıyor ya? Bildiğin bir yakıtı bir eve bilmem kaç metreküp bir yakıt kullanılacak ve 100 yıl yetecek bunun üzerine çalışıyor. Biz neyi konuşuyoruz? Yağ kuyrukları vardı. Yok, geçmişte bazı yanlış işler olmuş olabilir, eksikler olmuş olabilir, problemler olmuş olabilir. Önemli olan şurada bulunan gençlerin geleceğe nasıl baktığı. Doğru mu? Geleceği nasıl planlayabilecek bu gençler? Eğitim niteliksiz, halk niteliksiz, halk yetişmiyor, halk dönüşmüyor, halk eğitilmiyor. Maalesef sorun burada. Arkadaşlar son... Ne şekilde eğitilecek? Eğitimi söyle bakayım ben ne şekilde eğitilecek? Çok güzel bak ne şekilde eğitilecek biliyor musun? Bir halk nasıl eğitilir? Batı nasıl yaptı bunu? Bak 500 milyon insan 100 yıl savaşları diye bir savaş yaptılar. Birbirlerini yemiş Avrupa topluluğu 500 milyon insan bir araya gelmiş ortak anayasa, ortak başkent, ortak para birimi. Ama sen hala ülkenin içerisinde bu kadar insanız ve şurada bakın bu sürü fikir ayrılıkları. Ya daha bölmeye, daha parçalamaya çalışılıyor. O yüzden bize düşecek nedir? Bize düşecek. Bak dikkat et. Lider bazlı değil. Toplum menfaati bazlı düşünmemiz lazım. Bugün liderler gelip geçici. Toplum bazlı düşün. Peki toplumun menfaati nedir? Toplumun menfaati ekonomidir. Toplumun menfaati gelecektir. Toplumun menfaati endüstridir, sanayidir. Üretime katılmayan adam gereksiz adamdır. Yanlış mı? Üretimin bir parçası olmayan adam gereksiz adamdır. Şimdi bu memlekette 20 milyon insan dolaylı veya direkt sosyal yardımlarla destekleniyor. Ne demek bu? Üretimden kopmuş demek. Arkadaşlar yani şunu dikkate alalım. 10 büyük ekonomiden birisi olacaksak şuradaki herkesin ciddi meslek grubuna katılmış olması lazım. Ama nasıl olacak bu ya? Ülkenin yarısı 60 milyonu dolaylı olarak bir şekilde besleniyor. Geri kalan 30 milyon çalışacak da bu ülkeyi 10 büyük ekonomi yapacak. Nasıl olacak? Bunun için ne gerekli? Nitelikli eğitim gerekli. Bak bugün üniversitelerde ahbap çavuş ilişkileri dolu. Giremiyorsun fakültenin birinden geçip de öbürüne bir referans almadan, birinden bir şey almadan. Bunlar önemli şeyler yani. Bak seni de anlıyorum. Geçmiş yaşanmış gençleri Z kuşağı falan filan diye bir bütün gençler ne Z kuşağı ne E kuşağı. Bütün gençlerimiz gelecek. Ne olsun A kuşağı olsun. Z kuşağı en sonu en Z harfinden hayır gelmez. Ya, A kuşağı olsun. Ya bak eğitim olsun. Eğitim niye önemli biliyor musun? Kocu kafanı izlet. Bak şimdi Z kuşağı, E kuşağı bak şimdi. Dinle bak. Z kuşağı dediğin zaman o bir sosyolojik bir izah. Anlatabiliyor musun? Bir ara kara cuma, hadi. Siyah cuma dediler. İşte hep leke takılma yok. İbret bak. Şimdi diyorsun ki bir kere şu memlekette birlik olacağız. Vatandaş olarak birlik olacağız. Tamam mı? İş yapılan kişiyi seçeceğiz. Bugün bal yapman arıyı kovara sokulur mu? Orada duracaksın işte. Bak. Eğitim nedir biliyor musun? Eğitim sebep sonuç ilişkisini kurabilecek bir birey yetiştirmektir. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Eğitim sorgular. Bak dinle. Sen bir profil çiziyorsun. Eğitimli kişi ne olacak? İşte ceket kravat beyefendi Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur katibin tipi bekliyorsun. Bu gençlerin kılığını kıyafetine göre bir yargı yüklüyorsun. Ya yok onu sen şimdi bir yargı yüklemeyeceksin. Sakalı ne olmuş, saçı ne olmuş ona yargı yüklemeyeceksin. Ne yapacaksın? Bu çocuk ne üretiyor? Asıl ona yoğunlaşacaksın. Ne yapıyor? Endüstriye ne faydası var? Sanayiye ne faydası var? Ama git şimdi bak şu an ben şeyden geliyorum Eminönü'nden o curcunanın içinde adım atacak yer yok. Neden? İşte dizilerden etkilenmiş Balat'ta orada burada Cibali'de bir sürü insan iki kafede Twitter'a Instagram'a fotoğraf atmak için ne yapmış gelmiş oralarda geziniyor. Eğitim sebep sonuç ilişkisi kurduracak ama bizde eğitim ısmarlama eğitim bizde eğitim kapsül eğitim gençlere diyor ki ne öğren
öğreneceksin, bunu öğrenmelisin diyor. Yani 80 darbesinden sonraki üniversite temel mantığı sorgulatmıyor bu gençlere. E sorgulamayan adam dünyayı nereden bilecek? Ekonomiyi nereden bilecek? Ondan sonra da bu adam ne yapacak? E tabii ki fiziğiyle uğraşacak, tabii ki kıyafetiyle uğraşacak, tabii ki ayakkabısıyla uğraşacak. Yani ülkede ne gelmiş, ne gidiyor, ekonomi nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor? Bunun derdinde olmayacak ki. Bak bir şey daha söyleyeyim, madem ki dinleniyor. Arkadaşlar bakın, dünya uzay madenciliğine başladı. Evet. Ne demektir bu biliyor musun, uzay madenciliği? Adam uzayda yeni bu bildiğin element tablosuna yeni yeni elementler ekleyecek. Yeni yeni enerji madde, keşifler yapacak. Senin burada en kıymetli elmas dediğin kaşıkçı elması yumruk kadar, dünyanın en büyük üç büyük elması. Herif gökyüzünden elmas indirecek. Bunun yolunu yapıyor. Bu ne demektir? Senin gibi ikinci üçüncü dünya ülkeleri köleleşeceksin demektir. Fikir... O kısma girmiyorum. Oraya hiç girmiyorum. Topkapı Sarayı'nın yarısı nerede onu da bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ne olmaya doğru gidiyorsun? Köle toplumlar olmaya doğru gidiyorsun. Artık bırak sınırları, şunları, bunları. Yok bilmem şu oldu, bu oldu. Neyin derdinde olmamız lazım? Bak dünya 10 yıl içinde köle toplumlara dönüşüyor. Endüstriden kopmuş, üretimden, inovasyondan kopmuş bir toplum köleleşir. Bunu sen iste isteme. Yapacak adam. Nasıl yapacak? Madeni indirecek. Niye Mars'a üst kurmaya çalışıyor bu adam? Niye Ay'a üst kurmaya çalışıyor? E işte uzay madenciliği. Tamam mı? Hadi bundan sonra söyleyeceğim. Şimdi sen çok doğru söyledin. Senin fikirlerine ben katılıyorum. Şimdi bu 20 sene önce, 20 sene önce, bir dakika, 20 sene, 20 sene önce ben hiç almıyorum. Neler yapıldı? 20 sene önce neler yapıldı? Anladın mı? Şimdi köprüye karşı geldiler. Gerçi geç, orada deneyeceğim. Bir dakika, geçeceğim. Şimdi anladım. Şimdi önce vatandır bak. İki evlat kardeş olacağız. He, kafalarımız bir olacak. Kardeş olacağız. Şimdi he, kardeş olacağız. Kardeş olmadığımız sürece olmaz. Önce vatan. Çünkü gavurların gözü Türkiye'de arkadaşım. Ne? Hangi? Hangi? Seni bir lokma da yiyecekler be. Seni bir lokma da yiyecekler. Onun için mi İran'da Irak 10 sene savaştı? He? Ölen de Allah dedi. Öldürülen de Allah dedi. Be kafasızlar. Birbirinizi yiyeceğiniz de. Bir dakika. Vatanıma, vatanımıza gelecek işte. Amerika var ya Amerika. Hiçbir tanesi ülkesini sağda solda pazarlayacak insanlar değil. Amerika bunlar bildiğin Amerika, hepimiz gibi selfiz, halkız, tabanız biz, ayağız. Anlatabiliyor muyum? Biz yukarıda değiliz yani. Anlıyor musun? Burada hiçbir şey yapmayacak. Yani yeter ki... Ya düne kadar, ya kızım, düne kadar, bir dakika, uydu attık mı bir uydu? Nereye attık? Ne uydu? Ya attın en fazla televizyoncusu ya. Ya amcacım, onu senin hükümetin atmadı. Yani bazen gerçeklerle konuşmak gerekiyor. Niye siz? Sen mi attın, ben mi attım? Kim attı? Allah'ını seversen. Yani sıkıntı ne biliyor musun? O kadar uyutuluyorsunuz ki Türkiye'nin uzaya birilerini gönderdiğini zannediyorsunuz. Biz kimseyi bir yere göndermedik. Kim? 50 tane uydu attı. 4G, 5G, 10G atma. Kim? Onu söyle. Baba. Ya baban rahmetli. Allah rahmet eylesin ama baban anan atmadı. Senin ülken uzaya insan göndermekle, uyduyla ilgilenmiyor. Senin insanların ilgilendiği tek şey ne biliyor musun? O inandığın şeyler. Bambaşka bir dünya ile ilgileniyorlar. Aklınızda, hayalinizdeki tek tamam, gerçek işte yavaş, Amerika bize saldırıyor. Yok öyle bir şey. Ne kadar Türkiye toplu yine yapamaz demediler mi ya? Senin kaç tane zamanında yaptın ama şimdi yapamıyorsun. Senin kaç tane fabrikanla yapılan bu yapılanlar neyin var? Neyin sen üretebilirsin. Evet. Ya ona bakarsan amcacığım, bak bir dakika ona bakarsan saygı duyuyorum ama senin bir üretimin yok. Senin bir imalatın yok. Senin bir rezervin yok. İnandığımız tek şey. Evet, ilaç mı alıyoruz kızım? Niye böyle? Sabancı ne yapıyorsun dedi? Ya? Sabancı ne dedi? Üreteyim. Üretim olacak. 20 yıl oldu adam öleli. Öldü. Ama Sabancı yok. Atasözü de ölmedi ama atasözü konuları kaç sene oldu ama atasözlerinden gidiyoruz. Atasözlerinden de gidiyoruz. Ne olacak şimdi? Atasözleri Nasrettin Hoca'nın bunu, sözleri bile bize nasihat. Bunu insanlara yapmayın. Yavrum yanlış etrafınızdaki ne yaptık? Ne yaptık? Bunu etrafınızdakilere ne yapmayın. Ne yaptık? Atasözüyle hayat gider mi? Hayatta, o zaman atasözün sözüyle niye gidiyorsunuz? Atasözü değil. Atasözü. Ne alakası var? Atatürk'ün ne alakası var? Şey. Atatürk... Ya sen Atatürk'le atasözünü nasıl aynı yere koyabilirsin? Cahilce savaşma. Bak sana ben bir şey diyeyim mi?
Atatürk'ün ilkelerini askerde ilk olarak ben saydım, tamam mı? Herkes oturdu, ben saydım. Sen otur dediler, diğerdeki otur kalk, otur kalk. Onlar uyudular, tamam mı? Şimdi Atatürk'ü hepimiz seviyoruz. Atatürk bizim başkomutanımız, tamam mı? Ama Atatürk'ün yaptığını niye yapmıyoruz? İlkelerindeyiz. Onların yaptıkları Atatürk izindeyiz. Efendim Atatürk'ün şudur bu. Atatürk ulan arabasına Atatürk Allah şudur, Allah tamam. Seçin, Allah aşkına bir kere seçin. Ya bir kere seçin. Ama uzaya ben seçtim, Ecevit'i seçtim, Ecevit'i seçtim ben. Ne alakası? Ya koçum. Ya anla misal yani misal. Yavrum bunlar bak. Sen bunlar diyorum bak. Bu altılı masa var ya, altılı masa. Bir dakika. Bu dakika altılı masa var ya. Bacakları teker teker kopacak. Anladın mı? Tohu durduramayacaksınız. Tohu durduramayacaksınız. Yürü be. Kim tutar seni Türk Hava Yolları? Hayret bir şey, yürü be. Allah bugünümüze şükür, bugünümüze şükür, bugünümüze şükür. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Hadi. Hadi. Korkudan eskiden kömür alıyorduk, kömürümüzü korka korka sokuyorduk. Şu anda neden? Çünkü yasaktı her şey. Her şey yasaktı. Kömür sırası, o sırası, bu sırası, şu sırası. Şu anda her şeyimiz gayet çok güzel. Neyimiz eksik ki? Paramız. Paramız da var. Bende yok. Bende çok. Az versene. Vereyim. Bende çok. Çalışanın parası var. Var, bende çok var, evet. Bende var. Benim kocam 12'ye kadar çalışıyor. 12'ye kadar çalışıyor. Sabah gidiyor, 12'de geliyor. Bende var. Çalışan da para. Teletabiler bağırıyor. Ben bir bayanım, bende para var. Bende var. Olsun. Çalışan da para var. Herkes çalışsın, para var. Para yok diye bir şey yok. Eskiden gidiyorduk hastaneye. Hastaneye gidiyorduk. Hastanede muayene olamadan geri geliyorduk. Şimdi evden hemen alıyorsunuz, randevuya gidiyorsunuz. Alayım. Kardeşim, sadece sen mi randevu alamıyorsun? AK Parti, ölümüne kadar AK Parti, öleceğim yine AK Parti. Abi 30 kuruş yumurta 3 lira olmuş, sen ne anlatıyorsun? İsterse 300 milyon olsun AK Parti kardeşim. Abla zaten o yüzden muhalle. Peynir. Olsa AK Parti, AK Parti'nin sayesinde her şeyi alıyorsunuz, millet çalışmıyor, çalışmıyor. Bu ne? İşe bu kadar paraya çalışılır mı? Benim kocam sabah gidiyor, 12'de geliyor. Kim çalışmıyor abla, kim çalışmıyor? Çalışana para var, çalışmayana yok. Herkes çalışıyor. Kim çalışmıyor ya? Hangi gençler çalışıyor ya? Ben işsizlik yaptırmıyorum. Hangi gençler çalışıyor kardeşim? Ben çalışmıyor muyum soruyor, ben çalışıyorum. Birçoğu boş geziyor. Ben çalışıyorsam. Birçoğu boş geziyor kardeşim. Bir dakika, buradaki herkes çalışıyor ama. Kardeşim AK Parti. Ya, AK Parti, abla, AK Parti. Abla, AK Parti'yi geç bak, AK Parti'yi geç. Bak AK Parti'yi. Onun sayesinde hastaneye gidiyorum, her işlemi yapıyorum. Alsana. Hastaneye gidiyorum, her işlemi yapıyorum. Bir dakika. Sen kendini burada konuşurken ezdiriyorsun bak. Ezdirmiyorum. Bak. CHP'ye oy vermiyorum. Ben değil olay Allah. CHP olay. Ya parti değil. Kardeşim AK Parti. Neyin var bu zamana kadar? Ne kazandın? Ne kazandım? Ne kazandım? İki tane evim var. Elimi tutma benim. Sen benim elimi tutamazsın. Sen benim elimi tutamazsın. Sen benim elimi tutamazsın. Bana de. Bana de. Adına taciz ediyor lan. Kavgaya gerek yok. Lan taciz ediyorsun. İki ev aldım. Ya bırak, sen bak. Bir dakika. Bırak, yolla bunları oğlum. Kadına değme abi. Yok, kadına yok. Değme. Biz evi. Tamam. Yok, İmamoğlu siz ya, İmamoğlu. Ben uyardım. Sıkıntı yok. Dengesiz misin? Ben uyardım. Tamam, sıkıntı yok. Ben uyardım. Lan konuşsaksan burada konuşsak. Karıya bole etmenin anlamı yok. Yok ben uyardım, sıkıntı yok. Şey yapma. O gaza geldi o. Sakin. Gaza değil. Şimdi arkadaşlar, ben de hepiniz gibi YouTube'da bu siyasi ekonomik şeyleri izleyip kah geliyor sinirleniyorum, kah geliyor. Ya gülüyorum ama gülmek de değil aslında, isyan ediyorum diyeyim. Ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar, ilerlememizin önündeki tek engel nedir biliyor musunuz? Ekonomik siyaset değil.
geldiğimiz sınırlar çerçevesinde bizim ülkemize şükür kavramıdır. Ne demek bu? Yani alınan bir ekmek alıyor bir insan mesela, şükür olsun. Bakın diğer ülkelerde ne var biliyor musunuz? Şükürden çok ben elimden gelenin en iyisini yapmalıyım var. Bu ne demek oluyor? Yani bizim sınırlarımızı belirleyen şey aslında bakın din değil. Bu benim için yeterli kavramı. Bu noktada şunu yapmamız lazım. Bakın ben bunu aldım ama ikinciyi de almam lazım. Üçüncüyü de almam lazım. Yani elimizden gelenin iş dünyasında da ya da dinen de aslında bu böyle. Dini yanlış anlayıp, dini yorumlayamayıp gelip bize hani bu senin için yeterli, Allah'a şükret ve gerisini yapma diyorlar. Ama böyle bir şey yok. Kesinlikle iş dünyasında da, din dünyasında da ya da ülkemiz için de elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Şükür kavramı şurada ortaya çıkmalı. Elimizden gelen en iyisini yaptık mı kardeşim? Gelebildiğim kadar yola geldim mi? Geldim. Şükürler olsun. Ama bu kavramda bunun en sona kadar gitmedikten sonra şükretmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Hakkını yedikleri zaman şükretme, mücadele et, hakkını al, ondan sonra şükret diyorsun. Ben şunu demek istiyorum. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söyledin. Ek olarak bir şey varsa. Burada şimdi sana kestireceğim müzik. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kısaca da belki hani anlamayan insanlar da olabilir çünkü farklı yerlere çekiliyor konu. Yandın sen şu an. Kısaca düşmanı şu, arkadaşlar elimizden gelen en iyisi yapalım. Ben de ülkeden gitmek istiyorum. Şimdi altta da yorumlar gelebilir. Neden gitmek istiyorsun tarzında. Çünkü hakkı almak değil. İşte şey de diyorlar. Bakın en önemli şey şu. Telefonun çıkar gibi şeyler söyleniyor ya. Karşıdaki adam da aslında neyi savunduğunu bilmiyor. O karşıt görüşle hani her iki tarafta neyi savunduğunu bilmiyor. Şuna geleceğim. Telefonun çıkarına kalsın. Benim şu an durumum iyi. Tamam şurada bir dayı gelse desek telefon çıkar. Benim cebimde 11-13 var. Ama önemli olan şey şunu anlayamıyorlar. Ülkenin ekonomisi. Yani şurada otururken bir şeyler alabilmeyi adam diyor ki ben işte alabiliyorsa durumu iyi zannediyor. Ama böyle bir şey geçerli değil. Bunu karşıt görüşler için söylüyorum. Bakın şu an Türkiye'desiniz ya. Her ortalama 60-70 sene yaşıyoruz insan olarak. Bu yaşam dilimini bir kalıba sığdırıp elin Avrupa'sındaki istediği yere gidip istediği şeyleri yiyorsa sen şunu diyemez. Çünkü o senin de hakkını yiyor orada. Anlatabiliyor muyum? Şunu demen lazım. Ben 60-70 yıl yaşıyorum. İnsanca yaşamam lazım. İnsancadan kastım şu. Ben bugün gittim yemek yedim. Karnım doydu. Arkadaşlarımla gezdim. Benim için hayat bitti değil. Hedefler ve planlar çerçevesinde gerçekleştirebildiğin, ulaşabildiğin amaçlarını kurabiliyorsan evet sen özgür ve elinden geleni yapabildiğin bir ülkedesindir. Bu kadar basit. Ama insanlarımız gerçekten hem siyaseten hem de dinen belli kalıplar çerçevesinde bir şeyler bakın bir şeyler yapmayı hayat zannettiği için biz bugün bu durumdayız ve şunu söylüyorum kesinlikle herkesin durumu kötü değil evet ama insanca yaşamayı yani bir yerlere gidip gezmeyi de lüks görmeyin ve şükür kavramı da en son noktaya geldiğiniz zaman elinizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra yapmanın ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.